Günaydın efendim, günaydın Yaşamın İçinden'e hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım, yönetmenim Tacim ve ben Nilgün Bakkaloğlu hepimizden hepinize sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Güzel mesajlarınıza, kalplerinize, çiçeklerinize, böceklerinize sonsuz teşekkürler ediyoruz efendim. Evet, bugün pazar, 5 Kasım pazar. Kahvaltı sofraları kuruldu mu? Hep beraber olma saatimiz geldi mi? Yaklaşık belki de biraz daha fazla. Ama 13 sezondur sizinle birlikte olduğumuz Yaşamın içinden de yeni bir günü başlatalım. Evet, bugün siyasetle başlayacağız. İlk yarım saatimizi gazetelere ve siyasetin başlıklarına, manşetlerine ayırdık. Daha sonrasında ise son derece değerli bir uzmanımız, bir doktorumuz, bir hekimimiz, bir Türk doktoru, o Atatürk'ün kendine emanet ettiği Türk doktorlarından en başarılarından bir tanesi olduğunu söylediğimiz bir doktorumuz bizimle birlikte olacak. Ve sağlığımızla ilgili merak ettiğimiz, bilmediğimiz ve yapılırsa ne olur, yapılmazsa ne olur gibi gibi soruların olduğu birçok konuyu gündeme getireceğiz bugün program içerisinde. Evet, hoş geldiniz. Yaşamın içinden başlasın efendim ve gazetelere dönelim. 5 Kasım, 4 Kasım, 4 ve 5 Kasım niçin bekleniyorlar? Türk siyasi tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim kurultayı vardı dün itibariyle. Dün sabahtan size programı açtığımda, programda sizinle birlikte olduğumuzda bunları dile getirmiştim zaten, söylemiştim. İşte kurultayda ilk gün 4 Kasım'da efendim genel başkan seçimi yapılacak. 4 tane genel başkan adayı vardı. Ve bu seçimin arkasından da 5 Kasım'da da, yani bugün de işte PM üyeleri ve partinin önde gelenlerinin efendim seçimleri gerçekleşecek ve dün gerçekten enteresan bir seçim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir genel başkana merhaba dedi. Hayırlı uğurlu olsun hem parti için, hem ülkemiz için, hem Türk siyasi tarihi için, milletimiz için. Hani bunlar birer yarıştır, kazanılır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dik duruşu ve konuşmalarıyla tarihe hem CHP'nin hem Türk siyasetinin o tarih sayfaları arasına CHP Genel Başkanı olarak uzun bir süre yaptığı başkanlıkta geçmiş olduğunu buradan ifade edelim. Ve şimdi neler oldu dün sabahtan itibaren, tabii bunları konuştuk, sonra öğleden sonra saat 15'te asıl başladı yayınlar, işte konuşmalar, koşuşturmalar. Ankara çok kalabalıktı, Atatürk Spor Salonu çok kalabalıktı Ankara'da, büyük bir kalabalık vardı. İşte Özgür Özel'i destekleyenler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ayrı ayrı yer almıştı. İki tane daha aday vardı, Öymen ve Cihaner. Evet, onlar ilki önce İlhan Cihaner, sonra da Öymen efendim çekildiler yarıştan. İlhan Cihaner zaten en başta daha konuşmalar olurken çekildi. Kaldı baş başa, zaten onlar arasında geçeceği bekleniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında geçeceği bekleniyordu bu yarışın. Ve efendim akşam saatlerinde ilk oylama zamanı geldi. İlk oy yapıldıktan sonra, ilk oylamadan sonra sonuçlar enteresandı. Onu hemen söyleyeyim. 664 oy efendim Kemal Kılıçdaroğlu aldı ilk oylamada. 682 oy Özgür Özel aldı. Şimdi 684 oy alabilseydi Özgür Özel, yani 2 oy daha alabilseydi, ilk turda bu iş bitmiş olacaktı Özgür Özel'in lehine. Ama ilk turu geçemediği için, o 2 oy geride kaldığı için ikinci tura geçildi. İkinci tur içinde gece saat 1'de başladı ikinci turun oy verme süresi ve zaten oylar verildikten sonra da 10 dakika içerisinde sarıldı. Ama onun sayılıp da açıklanması yine bir 2 saat sürdü ve gece saatler 3'ü gösterdiği sırada 03.00'da efendim kurultayın başkanlığını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi sahneye ve sonuçları açıkladı. İkinci turda efendim oylar nasıl dağılmıştı, onlara da hemen bakalım. İkinci turda Özgür Özel'in 812 oy aldığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 536 oy aldığı söylenerek Özgür Özel'in yeni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu efendim açıklanmış oldu gece saat 3 sularında. Şimdi ondan önce yaşananlarda, özellikle de kurultayda ilk seçim,
yani ilk oylama sonucuyla ikinci oylamaya gidilecek süreç arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben çekiliyorum Özgür Özel adına diye ortaya çıktığı ve son derece akıllı, mantıklı, dik duran bir siyasetçi olarak geri adım atmak istediğini ifade ettiğini söyleniyor. Kulislerde konuşulan ve haberlere düşenler bunlar. Bugün gün içinde bunları çok dinleyeceksiniz zaten. Ama ilk haberler olarak, sabah haberleri olarak sizlere bunları sunalım. Onun arkasından efendim, fakat şimdi partilerde bir genel başkan varsa tabii ki genel başkan yardımcıları da var. Ve herkes kendi yardımcılığını yaptığı genel başkan için o kazansın istiyor. Çok da haklı olarak. Genel başkan yardımcıları her seferinde bu niyetinden vazgeçirdiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ama daha sonra Özgür Özel sahneye çıkıp kazandığını ilan edip o konuşmayı yaparken çok güzel bir başlangıçla girdi konuşmaya. Ve dedi ki bizim için çekilmek arzusunda olduğunu bildiğimiz gururla yaptığı işin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın efendim bu noktaya kadar başarıyla yaptığı için ve bütün yüreğiyle bizi desteklediğini bildiğimiz için kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Her ne kadar sahneye birlikte çıkıp ellerini havaya kaldıramasalar da böyle bir güzel şeyle sonuçla bitti. Şimdi mutlaka eğer Kemal Kılıçdaroğlu da kazanmış olsaydı o oyların o farkı aşmış olsaydı o da aynı şeyleri kim için söyleyecekti Özgür Özel için. Şimdi biz bir de şöyle bir şey var. Gazetelerden şöyle aktarayım ben size. Özetlemeye devam edeceğim. Çok enteresan başlıklar var çünkü kurultayda. Mesela tarihi kurultay diyor Hürriyet gazetesi. İlk turda ipi Özel göğüsledi demiş. CHP'nin dün başlayan kritik kurultayındaki genel başkanlık seçiminin ilk turunda ipi değişimcilerin adayı Özgür Özel göğüsledi. Özel Kılıçdaroğlu'nu geride bıraksa da salt çoğunluk arandığı için seçim ikinci tura kaldı şeklinde vermiş. İlk turda seçilemedi. Seçim ikinci tura kaldı ve ikinci turda biraz önce açıkladığım sonuçlarla seçilmiş oldu. Sözcüye bakalım. Özgür Özel 812 oy ikinci turdan bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy. Özgür Özel kurultayda CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. İlk turda iki aday da genel başkan seçilmek için gerekli 684 oyu alamayınca ikinci tur yapıldı. Özgür Özel 812 oyla CHP genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı ve konuşma balonları açılmış Sözcü gazetesinde onlara da bakalım. Mesela Özgür Özel ne diyor? Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına hatta bu yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşıyız diye bir dünkü kurultaya damga vurmuş cümlelerden birini taşımışlar. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı şey var. Sizleri zaman zaman üzdüm ama asla ve asla sizi utandıracak bir şey yapmadım. Hep sizler ve Türkiye için mücadele ettim demiş efendim. İlk açılış konuşmasında mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir söz vardı. Onunla ilgili İsmail Saymaz'ın bir yazısı var. Hançer çıkışı CHP'nin başına bela olabilir diyor İsmail Saymaz. Efendim Kılıçdaroğlu'nun ismi vermeden arkadan hançerlenmekle ilham ettiği Akşener yerel seçimde ittifaka tüm kapılarını kapatabilir şeklinde bir başlık atmış. Efendim gazeteci İsmail Saymaz. Deniz Zeyrek ne yazmış? Kemal Bey kurultayda iki meteor kullandı diyor. O meteorlardan bir tanesi mecazi anlamda gemiyi sağ salim limana yanaştıracağım, sonra bırakacağım sözleri vardı Kılıçdaroğlu'nun, bunu hatırlıyorsunuz. İkinci meteor ise sırtımdan hançerlendim metaforuydu ve ses getirdi denmiş efendim. Evet, iki metafor bu şekilde kullanılmış oldu. Hançer ve vefasızlık salonu ayaklandırdı diyor gazeteci Saygı Öztürk'ün yazısı bu da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hançer çıkışı yalnız kendi partililerine değil, altılı masadaki gelgitlere de harçerlenmenin bir parçasıydı şeklinde verilmiş. Şimdi bu sözler altılı masadaki Meral Akşener'e miydi ya da altılı masadaki diğer genel başkanlara mıydı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi içinden mi bu hançer sözünü kullanmıştı? Onu Kemal Kılıçdaroğlu biliyor ve önümüzdeki dakikalarda bugün dahil ve önümüzdeki haftada dahil olmak üzere çok kullanılacak, çok konuşulacak bir olay bu başlıklar efendim. Ve
yine çok beğenilen bir olay. Yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun efendim tavrıydı oradaki. CHP kurultayında divan başkanlığı yaptı ve İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu 2024'teki yerel seçimi hatırlatarak şöyle konuştu. Seçimleri hep birlikte kazanacağız. Tüm kesimleri birleştireceğiz dedi. Ve ısrarla gazeteciler tarafından ve kurultaya katılanlar tarafından söylenen bir sözde Ekrem İmamoğlu'nun kendi taraf olduğu halde tarafsız bir şekilde divan başkanı olarak kurultayı yönettiği hakkında ki olumlu açıklamalardı. Bunları da dediğim gibi hep birlikte yine hem bugün hem yarın birçok hem kanaldan hem yazılı hem görsel basından göreceğiz efendim. Cumhuriyet nasıl bakmış bakalım kurultaya? Kurultayda ilk turda hiçbir aday gereken oya ulaşamadı diyor Cumhuriyet gazetesi. CHP'de kıran kırana yarış demiş. Kıran kırana ve gerilim lafı çok kullanılıyor ama ben açıkçası kurultayı gerilimli görmedim. Gerilim değil. Bence bir heyecan vardı. Karşılıklı bir yarış vardı ve bu olması gereken bir şey zaten böyle ortamlarda. Ama tabii Türkiye'de şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir partide mesela işte böyle bir kurultay yapıldığında efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olarak giriyor. Herkes gidiyor oylarını veriyor çıkıyor. Kimin ne yaptığı belli. Tık demeden aynı aday yine seçiliyor. Buna alıştığı için belki bizim gazetecilerimiz ya da yorumcularımız ya da halkımız bunu gerilimli bir olay olarak gördüler ama bence olması gereken siyasetin içinde demokratik bu tür olayların, bu tür yarışların her zaman yapılması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Kendi fikrim olarak size bunu söylüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. O da ayrı bir şey tabii. Şimdi gözler PM'de deniliyor. Evet, birçok delege bugün dikkat çekti diyor. Bugüne dikkat çekti. Çünkü yerel seçimler öncesinde genel başkanlığın yanı sıra parti meclisinde önem kazanmış durumda. Parti örgütleri genel seçim için yapılan ittifak sırasında örselendiklerini düşünüyor. Ve bu durum efendim parti meclisin seçimlerine de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani bugün de bir heyecan yaşanacak yine bu kurultayda parti meclisi de seçilecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz 7 Ekim'de de Ekim ayının başında da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurultayı yapılmıştı. Orada da tabii zaten dediğim gibi biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar tek aday olarak girdiği bu efendim kurultaydan genel başkan olarak çıkmıştı. Şimdi gözler artık bu kurultaydan sonra gözler Mart sonunda gerçekleşecek olan efendim yerel seçimlere çevrilecek. Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olacak. Evet, bakıyoruz Bir Gün Gazetesi'nde nasıl aktarılmış. Bir Gün Gazetesi de diyor ki yüksek tansiyonlu kurultay, CHP'nin olağan kurultayının ilk gününde delegeler genel başkan belirlemek için oy kullandı. İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı sloganıyla düzenlenen kurultayda gerginlikler yaşandı. Divan başkanlığını İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda Kılıçdaroğlu ile özel yarıştı deniliyor. Ve Cihaner oylama öncesinde, Öymen ise konuşmasının ardından adaylıktan zaten çekilmişti. Biraz önce yaptığımız açıklamaları evet bu gazetede gündemine ilk sayfasına böyle taşımış efendim. Yine Korkusuz gazetesinde de Özel CHP'nin yeni genel başkanı olduğu deniliyor. CHP genel başkanlığı için Kılıçdaroğlu ve Özel yarıştı başlığı var yine. Ve son olarak Evrensel'e bakalım. Evrensel'de neler var? CHP'nin 100. yaşında değişim sancısı olarak vermiş Evrensel gazetesi de. CHP kurultayında en çok kullanılan kelime değişim olsa da buna ilişkin herhangi bir politika tartışılacak imkan ortaya çıkmadı. CHP 100. yaşındaki 38. olan kurultayın parti içi tartışmalarla geçirdi deniliyor. Evet, gazeteler bu şekilde görmüşler ilk sayfalarını da efendim kurultayı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye'ye hayırlı olsun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun. Millete hayırlı olsun. Önümüzdeki seçimlerde de sakin, sessiz, ne yaptığını bilen, gidip paşa paşa oyunu kullanan, sonra da evine gelip sonuçlara bakan, merak eden bir toplum olarak o seçimleri de hayırlısıyla atlatmış olalım. Çünkü şöyle bir hesap yaptığımız zaman Ocak, Şubat, Mart 2024'ten var. Aralık ve Kasım'a da geldik. Hani aya bir merhaba diyoruz, arkasından bir bakıyoruz ay sonu gelmiş. O kadar çabuk geçiyor ki yaklaşık 5 aylık bir süre kaldı. Bu sürede şimdi adayların açıklanması da söz konusu olacak.
tür belediye başkan adaylarının açıklanması da. Ondan sonra yarışma ve siyaset biraz daha hareketlenecek. Bir koşuşturma, bir yarış daha başlayacak her yerde. Tekrar hayırlı olsun diyerek diğer haberlere geçelim. Bakalım Hürriyet'te başka neler var? Evet, Gazze'de bu savaş dediğimiz o çirkin olay, maalesef o lanetli olay başladı ve bitmiyor, uzun süredir bitmiyor. Netanyahu'yu sildik artık diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fakat arkasından da ilave ediyor, bağları koparamayız diyor. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki kanın tek sorumlusunun Netanyahu olduğunu söyledi ve onu sildik artık dedi. Buna rağmen bağları tamamen kopartmadıklarını, Dışişleri ve MİT'in İsrail, Filistin ve Hamas'la görüştüğünü söyledi. Ben yorum yapmak istemiyorum, bunu size bırakıyorum. Muhatabımız değil diye devam ediyor. Tüm çabamız huzurlu bir Gazze, huzurlu bir Filistin için. Bu işin bir numaralı sorumlusu Netanyahu'dur. İsrail'le benim şu anda bir temasım yok. MİT başkanımız Kalın İsrail tarafıyla görüşüyor. Tabii ki Filistin'le ve Hamas'la da görüşüyor. Netanyahu bizim için muhatap alınabilir biri değil. Onu sildik diyor. Netanyahu sildik ama bağları tamamen koparmadık. Uluslararası diplomaside öyle bir şey olmaz. Onun için Dışişleri Bakanı Fidan, MİT Başkanı Kalın ve diğer bakan arkadaşlarımla diplomasinin bütün imkanlarını kullanıyoruz ve buna devam edeceğiz. Amacımız nihai barışı tesis edebilmek. Bunun için girişimler yapılıyor, formüller geliştiriyoruz demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani Netanyahu'yu sildik, hiçbir bağımız olamaz diyor ama İsrail'le bağları da kopartmadık diyor Cumhurbaşkanı. Bunu da size buradan aktarmış olabilirim. Evet, hançerlendim polemiği yine Kurultay'dan Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına taşınmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte ben masadakiler tarafından mı yoksa işte CHP'den mi bir hançerlendim. Seçime sırtımda hançerle gittim demesinin altı çiziliyor yine Hürriyet Gazetesi'nde. Sözcü'ye bakalım. Sözcü'de Kurultay dışında hangi haberler var onlara? Şimdi efendim Şimşek, Mehmet Şimşek biliyorsunuz 5 aydır görevde ama Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Mehmet Şimşek'in 5 aylık karnesi zayıf. Böyle söylüyorlar. Maliye Bakanı Şimşek'in 4 Haziran'da göreve gelmesinin ardından kur, vergiler ve enflasyon arttı, maaşlar eridi. Bu bekleniyordu zaten. Bu biliniyordu zaten. Yani ekonominin E'sinden nokta kadar anlayan birisi varsa bunu zaten görüyordu. Ve bu devam da edecek. Daha da ileri gidecek. Bunun sinyalleri veriliyor. Kimse de bunu hayır böyle olmayacak demiyor. Bir markete gidiyorsunuz. Bir alışverişe gidiyorsunuz. Hani artık kasaplar masaplar azaldı da. Hani o zincir marketlerde falan karşılaşıyorsunuz. İnsanlar diyor ki zam mı geldi? Dün ben yaşadım mesela. Bir şey aldı hanımefendi. Sırada bekliyorum. Ben de paramı ödeyeceğim. Alışveriş yaptım. Hanımefendi döndü dedi ki zam mı geldi? Ben bunu dün almıştım. Bu kadar değildi. Bu 3-4 lira zam mı geldi dedi. Kasadaki çocuk gülüyor artık. Yapacak bir şey yok. Evet hanımefendi gelmiş demek ki dedim. Bir gün aldığınızı ertesi gün alamayacaksınız. O zaman biz her gün aldığımızda karlıyız dedi. Valla öyle düşünüyorsanız öyledir dedim. Öyle de devam edeceğiz. Alışırız dedi içlerinden bir tanesi. Valla alışırız da dedim. Karşılığını nereden buluruz? O parayı bulursak alışacağız tabii ki. Yani böyle bir ağlanacak halimize gülerek, gülümseyerek bir ironi yaşadık dün o marketin içinde. En çok gülen de bunlara çocuk oldu. Çünkü o da fenalık geçirdim abla ben artık diyor. Etiket ve fiyat değiştirmekten diyor. Yapacak çok fazla bir şey var mı? Hayır yok. Durumumuz bu. Hele hele artan vergiler onlar daha da hayatı zorlaştıracak. Her geçen gün zam üstüne zam ve artan vergiler bayağı artmış olacak. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber var. AKP iktidarıyla yoksullaşan emekçi ve emeklilerin durumu resmi verilere de yansıdı deniliyor. Ona bakalım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinde acı itiraflar yer aldı deniliyor. Acı itiraflar neymiş bunlar? Bir göz atalım. İş kazası geçiren emekçi sayısı 2013'te 191 binken efendim 2022'de 589 bin kişi olmuş. Vay vay vay, nasıl oluyor iş kazası geçiren? Bu kadar çok mu iş kazası oluyor? Peki hani bilir kişiler, hani o iş kazasını önleyecek olanlar, hani oradaki kontrolörler, hani denetçiler, bilmiyorum.
Emeklilerin %51'i halen çalışıyor deniliyor ve 6.6 milyon yurttaş genel sağlık sigortasını ödeyemiyor. Şaşırdık mı? Hayır, ben şaşırmadım. Ben size bir rakam daha vereyim. Şimdi diyor ya, emeklilerin %51'i halen çalışıyor. Yani yarısından fazlası halen çalışıyor. Ve iş ve işçi bulma kurumlarında, iş arama yerlerinde efendim şunu söyleyeyim. 65 yaş üzeri, hani kritik yaş, her türlü hastalığa açık, ne bileyim aşıda şurada burada hep öncelik tanınan bir yaşlı kesim var ya, 65 yaş üzeri denilen. O 65 yaş üzeri kesimin içinden o iş arama kurumlarına müracaat edip iş arayan tam 7 bin kişi var. Bu ülkede bizim ülkemizde 7 bin kişi var 65 yaş üzeri. Yazık. Ve onlar yani emekli maaşı yetmediği için, yanı sıra ben bu yaştan sonra hani ne iş verirlerse yaparım, hiç önemli değil, yapayım diyor. Nasıl yapacak? Nasıl olacak? Nasıl yaşamını sürdürecek? Ama aç kalamayacağına göre, insani bir takım ihtiyaçlarını yerine getirmek için bunu yapıyor. Yani işte açıkta kalmamak, barınma ihtiyacını, doyma ihtiyacını, beslenme ihtiyacını, yaşama sarılma ihtiyacını, hayatta kalmak için ısınma ihtiyacını, belki işte üstüne bir tek kıyafet değil de bir değiştirecek, birini yıkadığı zaman öbürüne giyeceği bir kıyafet ihtiyacını sağlamak için bunları yapıyor. Hani ben şurada bir 65 yaşından sonra burada bir 6 ay çalışayım da sonra gideyim bir eşimi alayım, bir tura çıkayım, bir Anadolu turuna çıkayım ya da bir Avrupa gezisine çıkayım falan diye yapmıyor bunları. Yani insani ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyor. Nereye gidiyoruz diye bir soru sormak geliyor içimden. Bir güne geçelim, utandıran eşitsizlik diyor Bir Gün gazetesi. İktidar kadınların toplumsal yaşamdan koparıp eve hapsettirmeye çalışırken cinsiyetler arasındaki eşitsizlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Evet. Maalesef böyle bir gerçek var. Ona da baktığınız zaman çok konuşmaya gerek yok. Sadece dönün şöyle bir bakın, kadın cinayetlerini görün. Şöyle bir bakın, kadına tacizi görün, kadına şiddeti görün. Şöyle bir bakın, çocuğa istismarı görün. Evet evet, 2023 yılı efendim, ikinci yüzyıl dediğimiz bu yüzyılda bazılarının böyle gerine gerine efendim kafası dik, biz ikinci yüzyılı böyle karşılıyoruz falan diye böyle gururla bir şeyler söyledikleri ülkede yaşıyoruz biz bunları. Ve gün geçmiyor ki o cinayetler, o istismarlar ortaya çıksın ki biz o istismarların, o şiddetin, o cinayetlerin sadece kayıt altına alınanlarını ve ortaya dökülenlerini biliyoruz, görüyoruz. Bilemediklerimiz, ortaya çıkmayanlar, kol kırılır yen içinde kalır diye üstü örtülenler hariç. Maalesef böyle bir acı durumumuz var. Efendim gözümüz aydın. Gözümüz aydın, bir misafirimiz var. Nasıl ağırlayacağız acaba? Evet, şey yapıyor efendim, Amerika Büyükelçisi Türkiye'ye geliyormuş. Gelecekmiş, karar vermiş artık. Bakalım ne yapacaklar, nasıl olacak? Gelecek, Ankara'ya gelecekmiş. Neler olacak onu da göreceğiz hep birlikte. Korkusuz gençler umutsuz ve mutsuz diyor Korkusuz. Ülkenin yarınları olan gençler geleceğe dair umutlarını yitiriyor. Her 4 gençten ikisi mutsuz. Üçü ise umutsuz. Haksız mı? Çocuklar perişan halde ilkokul, ortaokul, liseyi bitiriyor. Ha babam de babam çalış, bak annen baban yediğinden içtiğinden bir takım özel ihtiyaçlarından kessin, sana dersler aldırsın, işte dershanelere göndersin, hocalar tutsun. Ne için? Üniversite kazanman için. Hadi üniversiteyi kazandın, gidiyorsun yurtlara, yurtlarda bir asansör kazası kaç tane yavrumuz, evladımız, kardeşimiz hayatını kaybetti. Yazık. Yazıklar olsun. Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Kredi ve Yurtlar Kurumu'yla ilgili verilen bu asansör kazalarıyla ilgili meclise bir öneri veriliyor. İşte bunlara dikkat çekelim, bunları tamir ettirelim, bunları şöyle yapalım, böyle yapalım falan diye. AKP ve MHP oylarıyla, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu önerge reddedildi efendim. Bunun da haberini size aktarmış olayım. Mesela bir tane de bugünkü gazetede var. Bir aile yok oldu diyor. Eşi ve iki çocuğunu öldürdü. Bursa'da Samet Özdemir 11 yıllık eşi Zeynep ile iki oğlunu tabancayla öldürdü. Sonra da intihar etti. Neden? Eğer bir aldatma, eğer bir sıkıntı, eğer bir problem varsa boşa kardeşim.
Evlatlarından ne istiyorsun bir de? Ha senden değilse o çocuklar bunları öğrendiysen çok artık bunlar çok sıradan olaylar oldu bizim için. O zaman da hepsini bırak. Al şapkanı, çık git. Git. Bırak kendine yeni bir hayat kur. Yani onları da öldürürüm ben, çocukları da öldürürüm, intihar ederim. Aferin, iyi yapmışsın. Ne diyeyim? Hakikaten yazık yani. Bu kadar mı cahiliz? Bu kadar mı mantığımız çalışmıyor? Bu kadar mı hiçbir çağdaş olayı, hiçbir çağdaş kuruluşu ya da hiçbir çağdaş ülkeyi kendimize örnek alamıyoruz? Ne bileyim, bilmiyorum, inanın. Söz hükmünü yitirdi diyor Evrensel Gazetesi. Gazze'de vahşet bir aydır maalesef sürüyor efendim. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 30. gününde, saldırılarda 3900'ü çocuk, en az 9488 kişi hayatını kaybetti. 1250 çocuk hala enkaz altında efendim. Ve Birleşmiş Milletler'e hayır oyu kullanan 121 ülkede dahil devletler saldırıları durduracak adım atmıyor diyor efendim. Evrensel Gazetesi. Bir haberim daha var bitirmeden. Biliyorsunuz yeni evleneceklere faizsiz kredi verilecek. Diyor ki Evrensel Gazetesi, aile kur, borçlu kal, sermaye için çalış. Destek mi, bariyer mi diye bir soru sormuşlar. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden 18-27 yaş arasındaki gençlere evlilik kredisi verilmesi kadınlar açısından değerlendiren avukat İlke Işık, kadına annelik kariyeri anlayışı ve esnek çalışma düzenlemeleriyle düşünüldüğünde sonuç açık. Aile kur, borçlu kal, esnek ve ucuz çalış. Evet, kadın okumasın. Eğer 18 yaşında evlenen bir kadın varsa demek ki üniversite okumayacaktır. Demek ki meslek sahibi olmayacaktır. Demek ki önemli mevkilerde yer almayacaktır. O zaman kadına otur evinde çocuğuna bak kardeşim. Mutlu olursan olursun, olmazsan sen bilirsin. Yani cinayete mi kurban gidersin, şiddete mi uğrarsın, ne olursun artık kariyerini, kendin kaderini kendin çiz denilen bir uygulama. Ben bu kadarını söyleyeyim. Gazetemizde daha detaylı bilgiler var. Merak edenler için onlar oradan takip edip okuyabilirler. Efendim şimdi ikinci bölümümüze geçeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz sizlere. Biz çaylarımızı alalım burada. Konuğumuzu davet edelim. Ve ama bunun yanı sıra da size güzel bir müzik dinletelim bu arada. Keyifli bir müzik dinletelim. Dünden itibaren bana gelen istekler var. Dün çaldığımız bazı marşları çok beğenmişsiniz. Onlardan bir tanesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Bu arada biz çaylarımızı alalım. Az sonra doktorumuzla birlikte karşınızda olacak. Evet efendim, yaşamın içinden devam ediyor ve konuğumuzu önce sizinle paylaşmak istiyorum. Efendim operatör doktor Sayın Asil Yılmaz bizimle birlikte, genel cerrahi bölümünden. Ama sadece genel cerrahi değil, hocamın benim tanıdığım kadarıyla sizlere paylaşacağım o kadar çok yönü, o kadar çok neyse ben bir şey demeyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz yüksek ses rica edeceğim, evet, sizden. Tamam. Evet. Şimdi efendim, bize sorularınız varsa hocamla ilgili, az sonra konuşacağımız konularla ilgili de yine soru sormak isterseniz 0530 848 1312 0530 848 1312 numaralı telefon hattımızdan, WhatsApp hattımızdan diyeyim, telefon demeyeyim de WhatsApp hattımızdan bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam da buradan soruları cevaplayabilir. Ben de karşısındayım şimdi WhatsApp hattımın. Sizler için takipte olacağım. Hocam hoş geldiniz, hoş tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Şöyle başlamak istiyorum. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben genel cerrahi uzmanıyım. Yıllardır çok yoğun bir hastanede değişik cerrahi ameliyatlar yaparak çok farklı branşlara yardım ederek, komplikasyon cerrahisi de dahil olmak üzere epeyce bir tecrübe sahibi olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu arada tabii spontan olarak da olsa annemin rahatsızlığından dolayı tıbbın çözemediği bazı durumlar karşısında kendimi biraz yetersiz gördüm. Bunun için ne yapabilirim? Tıbbın tıkandığı yerler. Evet, tıbbın tıkandığı yerlerde. Çünkü yani konvansiyonel tıp bizi bir yerlere götürmüyor. Kronik hastalıkları, özellikle kanser de dahil olmak üzere çözemiyoruz. Çözemediğimi gördüm. Bu gördüklerim beni
ne yapmam gerektiği konusunda biraz motive etti. Ben de bu motivasyon içerisinde holistik tıbbı değerli buldum. Holistik? Çünkü holistik tıp. Ne demek yani o bütünsel tıp demek, tamamlayıcı tıp demek, alternatif tıp da demek. Dolayısıyla sadece insanları araba gibi görmemek lazım. Tıbbın en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu. Yani şimdi kaportaya birisi bakıyor, motora başka birisi bakıyor, elektriğe başka birisi bakıyor. Dolayısıyla yani insanlar bütünsel olarak değerlendirilmediği için bence bu yanlışların içerisine düşüyoruz. Şimdi bir göz uzmanına gittiğiniz zaman göz uzmanı size diyelim ki öksürüğünüz var, bir göğüs hastalıkları uzmanına gidin diyecektir. Evet. Şimdi dolayısıyla bir kulak burun boğaza gittiğiniz zaman karnınız ağrıyorsa bir genel cerrah ya da dahiliye uzmanına gidin diyecektir. Hı hı. Dolayısıyla herkes topu birisine atıyor. Yani herkes kendi branşını evet yani kullanıyor. Dolayısıyla bunu ben doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bütünsel yaklaşımın çok daha doğru olduğunu düşündüğüm için bunun daha insanlara faydalı olacağımı da düşündüğüm için kendimi öyle motive ederek geliştirmeye çalıştım. İyi ki buradayım. Hı hı. İyi ki bu noktadayım. Hı hı. Çünkü sonuçlar açısından konvansiyonel tıbbın bize vermiş olduğu bilgilerin dışında çok daha iyi sonuçlar aldığımızı gördüm. Hı hı. Bunun içerisinde neler var? İşte bir biyorezonans var, hı hı. Ozon terapi var, fitoterapi var, nöral terapi var. Hı hı. İşin içinde biyorezonans var, hipnoz var. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman... Ama şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela sizin bir tıp eğitiminiz var. Siz insan vücudunu bilirsiniz her yönüyle. Bir de genel cerrahi dendiği zaman da herhalde sizin hayatınızda sayılamayacak kadar çok operasyona dahil oldunuz, girdiniz, bizzat yaptınız. Evet. Belki elinizde orada o sırada hayatını kaybedenler oldu. Belki o sırada o son dakikada canını kurtardığınız insanlar oldu ki bunlar çok doğal bir doktor için herhalde, değil mi? Hani biz bunu pek anlayamıyoruz ama bir doktor için doğal olaylar. Evet. Belki müdahale edip kurtarmaya çalışıp kurtaramadıklarınız oldu. Ani vakalar evet, oldu tabii, falan filan. Bunlar hep yaşanılabilecek olaylar. Ama bunun içerisinde şimdi bakıyoruz işte televizyonlarda da görüyoruz. İşte biraz önce dediğiniz gibi işte fitoterapi var. Yok efendim alternatif tıp var. İşte biyorezonanslar var. Bütün bu isimler var. Ama siz bunu bu kadar önemli bir tıp eğitimi almış bir hekim olarak bunları ek olarak yapıyorsunuz. Peki bir insan tıp eğitimi almadan bunları yapmaya kalkarsa ne kadar çok doğru? Çok yanlış olur. Zaten tıbbı bilmeyen bir insanın bu işleri yapmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü yani şimdi mesela ben bir örnek vereyim. 8 senedir yutamayan bir hastayı yutturdum mesela. 8 senedir niye yutamıyordu? Çünkü daha önce bir felç geçirmiş. Felçten dolayı yutma merkezi, yutma sinirini felç eden bir olumsuzluk yaşamış hastamız. Hı hı. Yutma refleksini kaybetmiş. Nasıl besleniyordu? Bu hastayı şeyle nazogastrikle burundan besliyorlardı. Sonra bu benim daha önceden ameliyat ettiğim bir hastaydı. Hı hı. Kızı beni aradı. Babam bu durumda ne yapalım? Gelin dedim ya önce bir kere şey yapalım. Yani burundan beslenme uzun süreli sürdürülebilir bir şey değil. Evet. O zaman ne yapalım? Şey yani PEK dediğimiz bir yöntem var. Yani periküten endoskopik bir yöntemle tüp taktık. O tüple beslenmesi daha kolay oldu. Yani direkt kendisi bile kendini anladım, besleyebiliyor anladım. Hale getirdik. O arada kendisine ben seni düzeltebiliriz dedim. Çok şaşırdı herhalde tamam, değil mi? Düzeltebiliriz. Bu inanmadı. Hatta videosu bile var bende. Ve inanamazsınız 5-6 seans bir biyorezonans uygulamasıyla onu yutturdum ben. Ve şimdi tabii bu örneği alınca tabii ben de çok mutlu oldum. Yani onun yerken bile düşün biz daha önce de onun oteli vardı. Oteline gittik. Bizi ağırladı. Biz yiyoruz o yiyemiyor. Ben kendim gidip besleyeyim falan diyeyim. Öyle. Ya da çok hoşuna giden bir şeyi çiğniyor ve
çıkarıyordu. Ay yazık. Şimdi böyle bir halde tabii bu benim bu sonuç beni çok mutlu eden bir olay yarattı. Şu anda anlattığınızda beni de mutlu etti. Yani düşündüğüm zaman. Şimdi o zaman demek ki yani şimdi ben bir nörolog değilim ama yani sonuçta bunun tabii çözülmüş olması beni çok mutlu eden bir durum yarattı. Dolayısıyla böyle böyle değişik sonuçlar. Mesela ne bileyim kronik hastalığı olan bir hastamın işte ben aynı zamanda endoskopistim. Kolonoskopisini yaptığım zaman kolitis ülser uzanın tamamen yok olduğunu görünce ayrıca mutlu oldum. Herhalde. Kendi ameliyatımı yaptığım hastanın mesela metastazları vardı. Karaciğerinde kendim hissettim multimetastazları olan. Bunun PET'inin lezyonların tamamen ortadan kalktığını görünce tabii mutlu oluyorsunuz. Şimdi sonuçta yani böyle tek düze bakmamak lazım. Yani holistik tıp aslında drone'la bakmak gibidir. Büyük ama fotoğrafa at gözüyle bakarsanız sadece önünüzü görürsünüz. Büyük fotoğrafa bakacaksınız. Büyük fotoğrafa bakacağız. Yani tepeden bakarsanız çok daha geniş boyutlu değerlendirmesi. Bütünsel tıp bunda çok. Yani şimdi bir hastalığı tek bir yöntemle de çözmeye çalışabilirsiniz. Birkaç ama, yöntemle. Bir hastalığı bir sürü yöntemle de çözmeye çalışırsınız. Biz onu yapıyoruz. Yani bütünsel yaklaşım budur. İnsanların beslenmesi dahil, duyguları dahil, yapılması gerekenler dahil, göremediğiniz şeyler dahil bunların hepsini bütünsel olarak değerlendirdiğiniz zaman o zaman hastaya çok daha şeyiniz olur, faydanız olur. Onu bırakın. İnsanların hasta olmaması için de bir reaksiyon gösteriyorsunuz. Yani insanların hasta olmamaları için onların immün sisteminin, savunma sisteminin, daha doğrusu bir ordu neyse savunma sistemimiz de bu. Yani ne kadar çok silahınız varsa, ne kadar çok uçağınız varsa, ne kadar çok helikopteriniz varsa o kadar güçlü olursunuz. Dolayısıyla olaya böyle baktığınız zaman immün sistemin güçlü olması çok değerli bir şey. Hemen hocam. Şimdi kısa bir şey eğer izin verirseniz biraz önce yayına tam girmeden 2-3 dakika önce şöyle bir his doğdu bende falan yaptım. Ve dün biraz terleyip dışarıda kaldığım için bir sesimde böyle bir kısıklık ve hafif bir böyle bir ne derler ona? Gıcık diyelim. Gıcık gibi bir şey. Hocam bana ben sana dedi bir ilaç söyleyeyim dedi. Söylediği ilaca şaşırdım. Lütfen siz söyler misiniz? Hayır şimdi... en iyi yağlardan bir tanesi koko yağlardır. Dolayısıyla kakao yağı en değerli yağlardan bir tanesi. Şimdi bitter çikolata önerdim ben ama size. Ama tam bitter. Ha, yani bitter acı yani zaten acı çikolata. Acı çikolata. Aslında içine tabii şeker koyulduğu zaman çikolata lezzetli bir hale geliyor. Yok ben şekersizini yerim hocam. Ama bitter olduğu için acı olduğu için insanlar tabii sevmiyorlar. Ama ilaçtır aslında bu. Yani ben onu pastil vermiyorum. Diyorum ki bitter çikolatayı emin. Dolayısıyla onun daha çok yararlı olduğunu gördüm. Ama hatır kutur yemeyeceğiz yani. Onu tabii, da söyledi. Onu emeceksiniz yani. Yani pastil gibi düşüneceğiz. Pastil gibi düşünün. Evet aynen öyle. Varsa benim gibi olan şu ara hemen size bir tavsiye olsun. Ve dolayısıyla hemen... her şeyin doğal şeyi var. Şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. grip olduğumuz zaman annemiz bize şey yapardı. Sırtımıza bir havlu koyardı. Evet. Kök, tarçın, ıhlamur işte böyle bitkisel çayları verirlerdi. Ve biz ilaç almadan iyileşirdik. Ertesi gün terlerdik ve hiçbir şeyimiz kalmazdı. Ama şimdi gidiyorsunuz. Grip olduğunuz zaman doktorlar size antigripal bir takım ilaçlar veriyor. Bu ilaçları kullandığınız zaman tam istediğiniz gibi olmuyor ama yine de iyileşiyorsunuz bir hafta ya da 7 gün. Yani değişen bir şey olmuyor. İlaç alırsan bir hafta, almazsan 7 gün. 7 günde falan yani. Öyle bir espri oluyor. Evet. Şimdi benim bu konuda söylemek istediğim bir şey daha var. Buyurun. Biraz olaylara tek düze bakmamak gerekiyor. Yani biraz böyle çok boyutlu bakmak gerekiyor. Yani neden sonuç ilişkisini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Her konu öyle değil mi hocam? Evet. Yani ben mesela hayatıma hep öyle bakıyorum. Diyorum ki mesela bana bir hasta geldi. Önce hastalığın ne olduğunu bilmek isterim. Yani
tanı koymak gerekiyor. Hı-hı. Tanı için Hı-hı. önce muayene etmeniz gerekiyor. Muayene ettiniz, bir takım tetkikler istemeniz gerekiyor. O tetkikleri yaptıktan sonra ilave tetkikler gerekiyor mu, gerekmiyor mu ona bakacaksınız. Hı-hı. Tanıyı koydunuz, ne yapacaksınız? Müdahale İlaç edeceğiz. Mı vereceksiniz? Heh. Ya da işte ameliyat mı edeceksiniz? Operasyon mu? Ya da ne yapmanız gerektiğini bilmeniz lazım. O zaman tanı koydunuz, tedavi etmeniz gereken ne varsa onu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra sizin o yaptığınız işlemden sonra tedavi işleminizde onu takip etmeniz gerekiyor. Takip ettikten sonra kısa vadede ve uzun vadede değerlendirmeler yapmanız lazım. Yani operasyonu yaptım, hadi güle güle değil. Ya tabii, da ilacı verdim, hadi tabii, güle güle değil. Onu takip etmeniz gerekiyor. Yani evet. Takip ettiğiniz zaman sonuçları o zaman değerlendirebilirsiniz. Anladım. Hı-hı. Onu anladım. Şimdi bir şey soracağım. Biraz önce yani siz annenizin rahatsızlığından dolayı Allah uzun ömür versin yaşıyor değil mi anneniz? Yok, annemi kaybettik. Başınız sağ olsun ama... Uzatabildiniz ama mi? Yani şu ara uzattık tabii. Yani yaşam süresi işte yaklaşık 20 senedir annem kronik böbrek hastası idi. İşte sık sık hiponatremi krizlerine girerdi. Giderdik işte hastanelere. Tansiyonu yüksek, şeker var filan. Sonuçta hiponatremiyi tabii çözemediler. Çözemeyince ben tabii... Aldığım eğitimler sayesinde anneme işte biyorezonans uyguladım. Yani onun da çok faydasını gördük. Yani en azından krizler azalmaya başladı. Biyorezonans nedir? Biraz açar mısınız bize? Yani ben de bunu istiyorum. Ya ben tabii bunu anlatmak o kadar kolay değil. Değil, ben de biliyorum. Biyorezonans aslında nedir? Bir titreşimdir. Hı hı. Titreşimdir, bir dalgadır, bir boyuttur. Anlatabildim mi? Elektrik akımı yani, gibi yani, bir şey. Yani enerjisel varlıklarda zaten bir titreşim vardır. Şimdi şu tahtada bile bir enerji var. Hı hı. Ama donuk enerjidir. Hı hı. Ama canlılardaki enerji dolaşan, gezen enerjilerdir. Hı. Dolayısıyla bu enerjilerin salınımı kişiden kişiye değişir. Hı hı. Biz şimdi burada bu ortamda bile bir sürü enerjisel varlıklarla beraberiz. Hı hı. Dolayısıyla onların etkileşimini yaşıyoruz. Yani bazı insanlar bir yere girer, bir topluluğa girer. Aman derler bu adamın, bu kadının enerjisi çok yüksek. Bak ne kadar geldi. Tabii onu zaten bakarken de anlarsınız. Bazı insanlar mesela gerer sizi. Bazı insanlar size pozitif enerji verir. Bakışlar, görüşler, işte mesela nazar. Nazar da bir enerji. Öyle mi? Tabii. O da bir enerji. Yani var nazar diye bir şey. Yani nazar var diye bir şey. Kötü bakarsanız, kötü enerji verirsiniz. O işte sizin bir yerinize dokunur. Çarpışır yani sizin titreşiminiz çarpışır. Çarpışınca sizde olumsuz bir etki yaratabilir. Evet. Nazarı ben öyle yorumluyorum. Ama zaten bilimsel açıklaması herhalde bu kadar olurdu. Daha fazlası olamazdı. Şimdi biyorezonans bir cihaz. Kimlere bir uyguluyorsunuz biyorezonansı? Öyle sorayım. Biyorezonansı herkese uygulamış. Hiçbir şey olmayan insana da. Çünkü çok sık yapmadığınız müddetçe kimseye zarar olmayan bir yöntem. Hı hı. Ama bunu tabii bence bilen insanların yapması lazım. Biraz önce başa dönelim aynı şey. En büyük eksiklik orada. Tıbbı bilmeyen bir insanın biyorezonans yapmasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Mesela adam eczacı şey yapıyor, veteriner yapıyor. Ondan sonra veteriner hayvanlara uygulayabilir. Ama insanlara ben uygulamasını doğru bulmuyorum. Hı hı. Yani onu, bu şeye benziyor onun biraz dışında hocam. Biyologlar, işte eczacılar söylediğim gibi hı hı. yapıyorlar ama... Tıbbı bilmedikleri için mesela benim yutma güçlüğündeki hastama uyguladım. Ve yutma sinirinin adını bilmiyorsanız o sinir üzerinde çalışma yapamazsınız. O zaman da sonuç alamazsınız. İlginç. Yani gerçekten onun için bilmek gerekiyor. Tıbbı iyi bilmek gerekiyor. Bilen insanların bence yapması gereken bir uygulama. Şimdi biyorezonansı ben insanlar tabii soruyor nedir filan. Bir cihaz tabii bu. Bunu biz çok basit anlatımla şöyle anlatayım ben. Arabanızı bozuldu, götürdünüz.
servise beynine elektrotları koyuyorsunuz. O elektrotlar da işte motorda mı bozukluk var, egzozda mı bozukluk var, tekerde mi bozukluk var ya da sisteminde yani elektrik sisteminde mi bozukluk var, bunu görebiliyorsunuz. Bizim işte uyguladığımız, benim kullandığım cihazlarda bu var mesela, tanı koyabiliyorsunuz. Hastanın fiziksel yüklerini görüyorsunuz, duygusal yüklerini görüyorsunuz. Ona göre de yapılması gereken ne varsa onu yapıyorsunuz. Bu arada regülasyon dediğimiz düzenleme programları var, onları uyguluyorsunuz. Dolayısıyla insanlar hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda kendilerini düzenlemiş oluyorlar, düzeltmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hastalığı varsa da o hastalığa göre programlarımız var, onu uyguluyoruz ve insanların hastalıklarının geçtiğini görünce tabii bu da bizi mutlu eden bir durum yaratıyor. Çok güzel, çok enteresan. Ben şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler, ben de deneyimledim. Ama enteresan gerçekten, bayağı uzun süren bir uygulama. Hayır, bunu kısa yapanlar da var ama ben onların doğru yaptıklarını söylüyorum. Çünkü ben basic program dediğimiz bir programımız var. O olmadan yani akort yapmadan müzik aleti çalmak gibi bir durum oluyor. Onu doğru bulmuyorum. Biraz uzun sürüyor benim işlemlerim ama sonuçlarım oldukça iyi. Evet, harika. Şimdi şunu da hemen ilave etmek istiyorum. Biraz önce söylediğiniz, hani bilmeyen kişi, dediniz ki yutma sinirinin adını bilmeyen kişi onunla ilgili bir çalışma yapamaz. Şimdi o kadar çevremizde görüyoruz, duyuyoruz etrafımızda, özellikle estetik konusunda. Hani günlerde bir tane sağlık ocağına gitmiş, eğitim almış güya kendine göre bir kişi geliyor. Ben botoks yapıyorum diyor. Botoks yapıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani doktor değil, şu değil, nereden ne sinir geçiyor bilmiyor, ne yapıyor. Yani botoksa mesela şöyle bir yaklaşım sunmak isterim. Botoks, Clostridium botulinum dediğimiz bir mikroorganizmanın toksinidir. Ve bir gramı 200 bin fareyi öldürecek bir etkiye sahip. Evet, öyle bir zehir. Şimdi bunu ne yapıyorsunuz? Yüz adalesine uyguluyorsunuz. Mimikleriniz olmasın. Mimiklerin, tamam, ne oluyor? Yüz adaleleri felç oluyor. Şöyle, felç olunca böyle gerginlik, bakıyorlar. Evet, gerginlik yaratıyorsunuz. Böyle bakıyorlar. Ama 6 ay sonra bir daha yaptırmanız lazım. 6 ay sonra geçiyor yani. Tabii, 6 ay sonra bir daha yaptıracaksınız. Dolayısıyla ben botoksu hiç doğru bulmuyorum. Daha doğal, daha zararsız yöntemlerle de insanlar güzelleşebilir. Ama yine de kime ne yaptırıyorsanız bunun altını çizerek söylemek lazım. Kim olduğuna, bu konuda yeterli donanımının olduğuna, olup olmadığına ve hekim olup olmadığına çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, ona katılıyorum. Şimdi hocam bir de şimdi son senelerde çok konuşulan bir şey var, konu var. O da ozon. Oksijen dedim, oksijen de yanlış değil herhalde. Onun bir üst versiyonu, süper oksijen diyelim. Evet, ozonu. Ve bu hasta olmayan sağlıklı kişilerinde. Sağlıklı kişilerde uygulanabilir. Ben senede 10 kere öneriyorum hastalarıma. Yani normal herkese. Şey. Evet, grip olmak istemiyorsanız, immün sisteminin güçlü olmasını istiyorsanız, oksidatif stresin ortadan kalkmasını istiyorsanız, serbest radikallerin yok olmasını istiyorsanız bu uygulamayı yaptırmanızda fayda var. Yani ordunuzu güçlendirdiğiniz zaman, silahlarınızı fazlaştırdığınız zaman size saldıran çok az ülke olacaktır. Öyle düşünmek lazım. Evet, yani siyasete dönecek olursak devamı dostluklar, devamı düşmanlıklar olmaz. O yüzden ordunuz sağlam kalacak her zaman. Evet, evet. Savunma sistemi güçlüyse hasta olmazsınız. Evet. Mesela ben kanser hastalarında şunları gördüm. D vitamininin düşük olduğunu gördüm. Bütün kanser hastalarında. C vitamininin düşük olduğunu gördüm. Şimdi dışarıdan bunu verirseniz, hiçbir zararı olmayan bir takım uygulamalarla insanlar sağlıklı kalabiliyorsa, niye buna da saygı duymak lazım. Niye yapmıyoruz o zaman? Şimdi bir de bizim en büyük şeyimiz, sıkıntımız şu. Bizim yaptığımız işleri bilmeyen insanlar bunu reddediyor. Biz onların bildiklerini biliyoruz ama onlar bizim bildiklerimizi bilmiyor. Dolayısıyla bilmediğiniz şey için yorum yapmayın. Onu söylemek istiyorum. Evet, yani
bilginiz olmadan fikriniz olmasın diyorsunuz. Olmasın, aynen. Çok doğru, her konu için geçerli. Şimdi hocam tekrar geri döneceğim. Şimdi D vitamini dediniz, C vitamini dediniz ama ozon tedavisiyle ilgili de yine konuşalım, onun da üzerine duralım. Ne yapıyor ozon tedavisi yani ve nasıl yapılıyor onu da aktaralım. Şimdi ozonu, İzleyicilerimiz ozonu merak ediyor. Bir sürü kullanım alanı var. Havuzda da kullanabilirsiniz, tarımda da kullanabilirsiniz, ne bileyim su arıtımında da kullanabilirsiniz. Ama ozonun tıpta kullanımı ayrı bir şey. Ozonun tıpta kullanımı için tabii bir sürü uygulama, değişik yöntemler var. En çok tercih edilen majör dediğimiz yöntem, majör ozon terapisi. Yüz sisi kan alıyorsunuz, yüz sisi... Sizin vücudunuzdan kan alınıyor. O kadar miktar ozonla karıştırıyorsunuz ve tekrar hastaya geri veriyorsunuz. Dolayısıyla bunun tabii dozu çok önemli. Hangi dozla vermeniz gerekiyor? Kime ne kadar vermeniz? Hangi uygulamalara? Mesela değişik uygulamalar var. Diyelim ki... majör dışında mesela bir de minör var. Minör uygulamada yine kanı, ozonlanmış kanı tekrar ozonlayarak kalçadan yaparsanız hastanın alerjik reaksiyonu ya da immün sistemini daha da güçlendirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla rektal uygulamalar var, lokal uygulamalar var, estetik uygulamalar var. Ozonla ilgili. Tabii. Yara üzerindeki lokal uygulamalar olabilir. İşte ağrılar üzerinde lokal uygulamalar olabilir. İlginç. İntraartiküler uygulamalar olabilir. O ne demek? İntraartiküler yani eklemler arasına. Çünkü ozon rejenerasyonu hızlandıran, rejeneratif reaksiyonu artıran özellikleri olan bir şey. Yani ozon şimdi terapinin... dizi ağrıyan bir hanımefendi. Ozon evet, tedavisinden ozon, fayda görür direkt mü? Direkt lokal ozonu uygulayın, rahatlarsınız. Ama biz mesela onu birazcık daha üst versiyonuna getirdik. Normalde cellular growth factor dediğimiz, CGF dediğimiz bir uygulamamız var. Hastanın kanını alıyoruz. Onu CGF programında hazırlıyoruz. Onu tekrar ozonluyoruz ve öyle uygulamaların sonuçlarının çok daha iyi olduğunu görüyoruz. O tür uygulamalarımız var. Bunu eklem arasında diyelim ki omuzunuzda ağrı var. Omuzunuzdaki eklem aralığına verdiğiniz zaman orada bir rejeneratif reaksiyon yaratıyorsunuz ve orada bir iyileşmeyi hızlandırmış oluyorsunuz. Burada ağrıları olan izleyicilerimiz var. Saniye Balım yollamış efendim. Meliha yollamış. O da omuz ve kol ağrısı çekiyormuş. Onunla ilgili ozonu nasıl yapmalıyım diye soruyorlar. Ozonun tabii sistemik etkileri de var ama ozonun değişik uygulamaları da var. Sistemik etkiler açısından majör ozon en etkili yöntem olacaktır. Ama ağrıya yönelik nerede ağrısı varsa direkt oraya ozon değil, her hastaya göre. Hastalık yoktur, hasta vardır. Öyle bakıyorum diyorsunuz ben olaya. Tabii. Yani hastalıkların altında sadece fiziksel sebepler yoktur. Duygusal sebepler de mi var? Tabii. Mesela beliniz ağrıyorsa muhakkak sizi rahatsız eden bir yükünüz vardır. Duygusal anlamda duygusal bir yükünüz vardır. Onun için beliniz ağrıyordur. Doğrudur. Kolunuz ağrıyorsa muhakkak kolunuzu rahatsız eden bir duygusal yükünüz vardır. Diz? Diz de öyle. Üzerinde dolaştığınız ya da yapmanız gerekenleri yapamadığınız duygular yatıyordur. Çok ilginç hocam. O yüzden diziniz ağrıyor. Şöyle bir durup düşünün sevgili izleyiciler. Yani benim dizim ağrıyor, benim belim ağrıyor ya da kolum ağrıyor diyorsanız duygu yükünüzü yapmak isteyip de yapamadıklarınızın yükünü mü taşıyorsunuz acaba diye sormak. Tabii yani. Hastalıkların %80'i duygulardan kaynaklanır. Maalesef biz eğitim aldığımız işte tıp fakültelerinde hiçbir zaman bize duygularla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Biz bunu sonradan öğrendik. Duyguların ne kadar önemli olduğunu, düşüncenin gücünün ne kadar önemli olduğunu daha sonra öğrendik. Bunu merak ederseniz öğrenirsiniz.
merak etmeyen arkadaşlarımız bunun farkında bile değiller. Doğrudur. Şimdi hocam o zaman şuraya geliyorum ben. Hani derler ya insanlara, işte evrene olumlu mesaj gönder, olumlu olsun. Ne bileyim işte iyi düşün, iyi olsun. Moralini yüksek tut falan. Ay Allah Allah, canım sıkılmış, zaten büyük problem varsa başımda, ben moralimi nasıl yüksek tutayım dersiniz. Bunlar o zaman geçerli, doğru şeyler. Ben doğru buluyorum. Düşüncenin gücünü önemseyelim. Yani düşüncenin gücünün o kadar önemli etkileri var ki inanamazsınız. Hayal kurmak ama, da önemli o ama zaman. Ama bunu mesela biz duygularımızın beyinde olduğunu düşünürüz. Aslında evet. Beyinde değildir. Kalpte midir? Kalpte. Allah duygularımız Allah. Kalpte. Ve kalbin rezonans eşiği beyinden 50 bin kat daha yüksek. Çok ilginç. Onun için bizim 2,5 metrekareli bir şeyimiz var, auramız vardır. Kimse bunun farkında değildir. 2,5 metrekare etrafımızda. Tabii 2,5 metrekare bir auramız var. Bunu da kalple yapıyoruz. Yani öyle bir... Karşınca ne oluyor hocam? İşte bazen hani bazı insanlar size iyi gelir ya, işte o 2,5 metrekaredeki alandır sizi rahatsız eden. Anladım. ya da etmeyen. İyi gelen. Tabii. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Ben de merak ettiğim bazı şeylerin cevabını aldım. Hayal kurmak da iyi bir şey o zaman. Hayaliniz yoksa zaten hiçbir şeysiniz. Hayal kurmadan hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Evet, değil mi? Hayaliniz yoksa siz de yoksunuz. Evet, harika, süper. Moralim düzeldi vallahi sizinle konuşunca. Şimdi hocam gelelim D vitamini ve C vitaminine. Evet. Burada bilmediğimiz şeyler var. D vitamini ve C vitamini ağızdan alınan vitaminler. İşte birçok... Ağızdan değil, ben daha çok intramüsküler uygulaması ya da intravenöz uygulamasını daha doğru buluyorum. Yani damar yoluyla ya da kalçadan yapılmasını daha doğru buluyorum. Şimdi D, B... Yani ya bütün vitaminler bütün önemli. Vitaminler. Şimdi vücut nasıl çalışır biliyor musunuz? Bir mutfağı düşünün. Evet. Mutfakta her şey var. Ama canınız omlet istedi. Hı. Pardon, menemen istedi diyelim. Menemen istesin hadi. Evde yumurta yok. Hı. Nasıl bir malzeme çıkarırsınız? Eşiniz sizden rica etti menemen. Hı. Yok yumurta yok, ne yapacaksınız? Domates, domates, yağ, ondan sonra biber koyarsınız, öyle verirsiniz. Vücut da böyle çalışır. Eksik bir şey varsa eksik yapar. Eksik yapıldığı zaman da malzeme istediğiniz gibi olmayabilir. Onun için vücudun eksiği neyse onu yerine koymanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün, bir saniyede 400 trilyon reaksiyon olduğunu, biyokimyasal reaksiyon olduğunu düşünün. Vücutta bir şey eksikse eksik yapılır ya da normal yapılır ya da iyi yapılır. Olaya böyle baktığın zaman... Yani menemen isteyen birinin önüne domates biber kavurması götürünce ne reaksiyonu zaman, verirse o zaman vücut da onu veriyor. Aynen işte değil bir mi? Müşteriyi mesela ticaret yapıyorsunuz işte götürdüğünüz o şekilde o müşterinin tepkisini düşünün. Vücut da ona göre. Olsa seni diyeceğiz biz de o zaman. Yani şimdi öyle düşünmek için. D vitamini, C vitamini de böyle. Yani bütün vitaminler çok değerli. Suda eriyenler var, yağda eriyenler var. Hı hı. A, D, E, K dediğimiz şeyler var, vitaminler. Onlar yağda. Yağda eriyor. Hı hı. Diğerleri suda eriyen vitaminler. Dolayısıyla ben kendi, tabii çok kanser vakası yaptığım için orada gördüğüm kadar bütün D vitamini düşük olan insanlarda kanser olduğunu gördüm. Bütün C vitamini düşük olan insanlarda kanser olduğunu gördüm. Yalnız şunu ben o zaman eğer izin verirseniz sizden aldığım cesaretle ve güçle şunu söylemek istiyorum. Sevgili izleyiciler, birçok hekim, saygı duyuyoruz hepsine. Ama işte ekmeğin üzerine D vitaminini damlatın, yiyin falan filan. Bunların da faydası vardır. Var tabii oğlum. Vardır. Ama D vitamini, B vitamini bunlar ve C vitamini... Ya damar yoluyla ya da kalçadan ya yapılan. Ya C vitamini için biz mesela en düşük uygulama 7,5 gram yapıyoruz. 7,5 gram? Evet. En düşük uygulama. Kaç kilo ama portakala denk gelir mi mesela hocam? Kanser hastalarında ben 100 grama kadar çıkıyorum. Sebebi şu. Şimdi C vitamini aslında orijini şekerdir. Şeker? Tabii bildiğimiz şekerden yapılan. Şekerden kaçındır? Askorbik asit. Evet. Yani C vitamininin özelliği askorbik asit şekerden yapılan bir vitamin. Dolayısıyla bir sonraki dönüşümü hidrojen, her şey değişir dönüşür diyoruz ya. Sonraki dönüşüm hidrojen peroksit. Kanser hücresi bunu şey zannediyor. Şeker zannediyor. Bünyesini alınca bir başka dönüşümde hidrojen peroksit apoptoz yapıyor. Yani ne demek o? Hücrenin ölümünü sağlıyor.
Dolayısıyla kemoterapiden 4 kat daha etkili olduğunu bildiğimiz bir uygulamadır bu. Ama bu konuda Louis Pauling denen bir bilim adamı 1970 yılında Nobel Tıp Ödülü almış bir adam olarak bu çalışmalarından dolayı. Ama bizim bu uygulamalarımızın altında bu gerçek yatıyor. Ama maalesef bunu konvansiyonel tıp bilmiyor, ona da üzülüyorum. Evet, ama biz buradan duyuracağız efendim. Biz buradan bütün hepsini açık açık sizi de bulmuşken izleyicilerimizle paylaşacağız. Çünkü bilsinler, sağlık çok önemli. Sağlık yoksa hırs da yok, çalışma da yok, enerji de yok, yaşam da yok, hiçbir şey yok. Hani o çok methettiğimiz efendim ben şöyle gururluyum, şöyle başarılıyım, ben namuslu adamım falan diyenler var ya, yaşam yoksa onların hiçbiri yok. Tabii. Yani onun ötesinde yaşamın anlamını da tabii doğru değerlendirmek lazım. Hı. Yaşam tek düze bir olgu değil. Yani yaşam dediğiniz herkese göre değişir. Ama önemli olan kaliteli yaşamaktır, huzurlu yaşamaktır, sevgi içinde yaşamaktır ve mutluluk içinde yaşamaktır. Yani böyle yaşıyorsanız iyi yaşıyorsunuz demektir. Peki ben size bir şey sorayım. Şimdi burada çıkardığım sonuçlara göre. Mesela biliyoruz işte kadına şiddet uygulayan maalesef aramızda yaşayan kişiler var. İşte cinayet işleyen kişiler var. Demek ki diyorum ben onların beyin ve kalpleri hep kötüye çalışıyor. Tabii. Şimdi bunlar o zaman daha mı çok hasta olur? Böyle bir insanlar. Bazıları kötü duygulardan beslenir. Bazı insanlar da kötü duygulardan hasta olur. Şimdi bunları ayırmak lazım. Şimdi kötü duygular hiçbir zaman hiç kimseyi bence mutlu eden gerçekler değildir. Kendisini bile mutlu etmez. Yani iyi duygularla iyi sonuçlar almak mümkün ama. Onun için düşüncenin gücüne saygı duymak lazım. Ve iyi düşünürseniz mutlu olursunuz. Kötü düşünürseniz mutluluğu çekersiniz. Bugün yani yaşamak. Çekim yasasına göre olay böyledir. Yani iyi düşünürseniz iyi yerlere varırsınız. Kötü düşünürseniz kötü olaylar yaşarsınız. Aynen öyle. Hiçbir şekilde kendinize kötü şeyleri yakıştırmayın bir kere. Şimdi hocam C vitamini dedik, D vitamini dedik, bütün bunları ne kadar süreçlerle, ne kadar aralıklarla alınması gerektiğini tabii siz doktor olarak, hekim olarak sizlere tabii müracaat test edebiliyorsanız bu düzeyleri zaten yani kendi kafanıza göre bunu yapamıyorsunuz. Tabii. Biz ayrıca şeyde intraseller mesafedeki fraktal boyutla bunu da analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla hangi vitamin eksikse onu görebiliyoruz. Hangi eser element eksikse onu görebiliyoruz. Onun regülasyonunu yapıyoruz ya da dışarıdan gıda takviyesi olarak da hastalara öneriyoruz. Mesela ben hiçbir şey olmayan insanlara bile senede glutatyonla birlikte yapıyoruz, glutatyon ve C vitamini. Glutatyon ne? Glutatyon 3 amino asit olan bir protein. Bu vücudumuzun 35 yaşına kadar sağlıklı ürettiği bir protein. Ama 35 yaşından sonra... 35'te değil mi iş bitiyor diyorsunuz? Ondan sonra düşmeye başlıyor. Onun için takviye yaparsanız hani demin mutfak örneğinde verdiğim gibi... Evet, menemen. İşte yani onu tamamlamış olursunuz. Onun için bazen bunları yapmak gerekiyor. Şimdi düşünün... Tohum eski tohum değil. Toprak eski toprak değil. Ürün eski ürün değil. Önceden domates kokardı, şimdi domates kokmuyor. Doğru. Ve GDO'lu olduğunu hemen anlıyorsunuz. Eski yediğimiz domatesler gibi domates olmadığını görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla muhakkak vücudumuzun takviyelere ihtiyacı var. Yani desteğe ihtiyacı var. Buna bir supplement diyoruz, yani gıda takviyesi diyoruz. Bunları yapmamız lazım. Bunun içerisine vitaminler giriyor, eser elementler giriyor. Bir takım işte takviyeler giriyor. Ya da kendimizin eksiğimiz, yediğimiz neyse onları görmemiz gereken durumlar var. Ben tabii şu arada insanların bilmedikleri şey için kafalarını karıştırmak istemiyorum. Ama bunları öğrenebilirler. Hiçbir zaman çaresiz olmadıklarını bilsinler. Yani evre 4 kanser bile olsa çaresiz olmadığını bilsin istiyorum. Yani her şekilde. Ama tabii bu arada tabii olumlu bakarak bazı şeyleri düzeltebildiğimizde bilmemiz lazım. Bununla ilgili mesela değişik şeyler var.
çalışmalar var. Burada evre 4'te hiçbir şey yapmadan insanın kendisini bile iyileştirebileceği durumlar var. Kendi kendine. Kendi kendine iyileştirebilir insan. Hiçbir şey yapmadan. Tabii. Tabii sadece ritüellerle iyi düşünerek, pozitif düşünerek kendini iyileştirebilen insanlar var. Ama kendini hastalıktan besleyen insanlar da var. Evet. Hasta olmadıkları zaman rahatsız oluyorlar. Ha evet. Böyle benim şöyle bir hastalığım var. Şimdi ben suyu niye aldım elime? Su içmek çok önemli. Su tabii ki. Ama su hayattır zaten. Bir de şimdi ben sizden bir şey öğrendim. Onu da söyleyeceğim. Su içerken suyla konuşuyorum şimdi. Tabii şu suya seni seviyorum de 10 kere. O kapağını alalım hocam. O suyun kristalizasyonu değişir. Kristalizasyonu tabii değişir. Tabii bununla ilgili bir örnek yapılmış biliyorsun. Bilmiyorum öğreneyim sizden. Emato denen bir Japon bilim adamı bu konuda biliyorsun su profesörü diye bilinen bir insan. Suyla ilgili analizler yapıyor. Hintçe şu suyun içerisine seni seviyorum diye bir not atıyor. Hintçe, Hint dilinde. Hint dilinde evet. Evet. Suyun kristalizasyonu değişiyor. Şimdi su deyip geçmemek lazım. Su bizim hayatımız. Yani insanoğlunun yapamayacağı tek şey şu, sudur. Bunu H2O'yu getir bir araya sadece nem olur. Su olmaz yani. Evet. Yani suyu bir kaynak olarak yaratamazsınız. Su ne yapar? İşte kaynaktan gelir, dere olur, nehir şeye gider, denize gider, göle gider ve böylece bir karışım olur. Ama su buharlaşır, bulut olur, sonra yağmur olarak olur. Geri döner. Evet. Anlatabildim mi? Ve suyun değişimi ve dönüşümü bu şekilde olur. Dolayısıyla biz bunu içiyoruz ama yani biz hadi üret bakalım. Üretebiliyor mu insanoğlu? Yani fark etmeden içiyoruz. Tabii. Eğer yani, fark edersek daha çok içeceğiz zaten. İşte onun için yani su çok değerli bir şey. Vücudumuzun zaten %75'i sudur. Hı hı. Dolayısıyla suyun kıymetini bilelim ve suyu sevelim. Sevelim. Ya çok zor değil. Seni seviyorum diyeceksiniz. Yani evet. Kocaman bir yudum alacaksınız. İşte böyle. Şimdi bu da çok güzel. Hocam ben yani soracak daha çok sorum var aslında size ama şimdi yaklaşık bir 5-7-8 dakikamız falan var. Benim size sormayı unuttuğum izleyicilerimizin merak edebileceği ki bir sürü sorular geliyor buradan ve sizin onlara seslenip söyleyeceğiniz neler var? Bütün bunları toparlayıp şöyle bir toparlayıp konuştuklarımızı aktarırsanız sevinirim. İster bana bakın söyleyin, ister kameranıza. Nasıl evet, isterseniz. Evet, şimdi tabii şunu söylemek isterim. Bir kere olumlu düşünmek çok önemli. Yani hayata hiçbir zaman olumsuz... Yani her şeyi affedelim mi? Her şeyi affedin. Yani kin tutarak hiçbir yere varamazsınız. Yani olumlu düşünerek çoğu şeyi çözebilirsiniz. Değil mi? Ve bu sizin hem moral ve motivasyonunuzu artırır, hem de kendinizi daha değerli hissedersiniz. Çünkü sevgi en önemli duygusal şeydir, değerdir bence. Onun için sevginin gücünü önemseyelim ve sevginin gücünü değerli bulalım ve ona göre davranalım diye düşünüyorum ben. Hiçbir zaman çaresiz olduğunuzu düşünmeyin. Her olumsuz ortamda muhakkak bir çare vardır. Çaresizlik diye bir şey yok ama... Tabii hiç kimse, hiçbir canlı sonsuza kadar yaşamayacak. Hepimiz değişip dönüşeceğiz. Hı hı. Hiçbir zaman yokluk diye bir şey olduğunu düşünmeyin. Hı hı. Muhakkak değişip dönüştüğünüzü düşünün. Yani bir enerjimiz kalacak diyorsunuz. Bu konular da çok değerli. Hani şunu düşünün. Yani şimdi bir su parçasıyken sonra ne oluyorsunuz? Cenin oluyorsunuz, tabii. Bebek oluyorsunuz, aynen, işte aynen. Çocuk oluyorsunuz, erişkin oluyorsunuz ve yaşlanıyorsunuz, sonra toprak oluyorsunuz. Şimdi elektron, proton ve nötron boyutumuz var. Elektron boyutumuz aslında bizim ruhumuz. 1.56'dır onun değeri. Diğer taraf proton ve nötron boyutumuz. Bizim kütlesel yapımızdır. Hı hı. İşte karaciğerimiz, cildimiz, gözlerimiz, hı hı, kemiklerimiz filan. Bunlar da toprağa girdiği zaman onlar da değişip dönüşüyor. Ama elektronlarınız evrende hep var olacak. Ve var olmaya da devam edecek. Değişim ve dönüşüme hazır olun diyorum.
Vallahi zaten bu hafta biliyorsunuz iki gündür CHP kurultayında değişim diye gitti. Biz de şimdi burada değişimin farklı bir yönünü konuşuyoruz. Değişim olmadı hiçbir şey. Yani sadece değişmeyen şey değişkenliktir. Evet, o değişmez diyorsun. Evet. Sizinle konuşacak çok konumuz var. İlave etmek istediğiniz, izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ona bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın diyorum. Ama şunu da söyleyeyim efendim. Asil hocam gerçekten bu konuda büyük deneyimlere sahip bir hoca. Beni ricamı kırmadı, geldi, bizim konuğumuz oldu. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var hocam. Hatta keşke sizinle böyle uzun uzun programlar yapabilsek. O elektrotları falan, proteinleri falan şöyle bir havalarda bir uçuştursak ne güzel olur. Efendim... Evet. Ben kendisine geldiği için teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara değindi. Ama söylediğim gibi ne oluyor savaşlar olunca? Ne oluyor insanlar ölünce? Ne oluyor kan dökülünce? Ne oluyor birbirinize düşman olduğunuzda ya da kıskandığınızda? Ya da kötü gözle baktığınızda? Bir de tersini deneyin. Çok şey olabilir ama ne yaparsanız yapın suya seni seviyorum demeyi unutmayın. Değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Efendim mutlu güzel bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın.